teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'in yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine dört değerli misafirimiz stüdyomuzda. Bu akşam Adana'dan, Kırşehir'den, Tekirdağ'dan ve İstanbul'dan yarışmacılarımızı ağırlıyoruz. Siz de bize eşlik ederseniz memnun oluruz. Ben Bilirim'in yepyeni bölümü başlıyor. Başvuru videolarımızı izleyerek. Merhabalar, ismim Sait Varlı, 28 yaşındayım, veteriner hekimim. Adana'da yaşıyorum, yarışma ruhunu çok seviyorum. Şimdiden katılacak bütün arkadaşlara başarılar diliyorum ve sizlerle olmaya can atıyorum. Merhabalar, ben Göksel Miray Nazlı, 25 yaşındayım, Tekirdağ Çorlu'da yaşıyorum. ODTÜ Matematik Öğretmenliği mezunuyum. Her gün izlediğim bu yarışmaya ben de katılmak istedim. Umarım keyifli bir yarışma geçiririz, herkese başarılar diliyorum. Herkese merhabalar. Şenur Kırca ben. 1980 Ordu doğumluyum. Bir kamu kuruluşunda sağlık personeli olarak görev yapmaktayım. Evliyim, bir kızım var. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma şimdiden bol eğlenceler ve bol şanslar diliyorum. Merhabalar, Kırşehir'den Hasan Altıntaş. Fen bilgisi öğretmeniyim. Evliyim, iki çocuğum var. Yarışmanızı büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Aranızda olacağım için çok mutluyum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam Ben Bilirim'de 4 farklı şehrimizden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Şimdi onlarla sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Evet, bu akşamki misafirlerimiz 1 numaralı masamızda Sait Bey ile yarışacağız. 2 numaralı masamızda Hasan Bey var. 3 numarada Şenur Hanım ve 4 numarada da Gökselin Hanım. Tekrar ayaklarınıza sağlık. 1 numaradan Adana'dan misafirimiz Sait Bey ile başlayalım. Hoş geldiniz Sait Bey. Hoş bulduk. Karşılamanız için teşekkür ederim. İsmim Sait Varlı. 28 yaşındayım. Bir özel şirkette veteriner hekim olarak çalışıyorum. Evliyim, daha yeni evliyim. Ne kadar oldu şu? 3,5-4 ay. Mutluluklar dilerim. Daha yeni evlilik var. Yarışmayı izliyorum, takip ediyorum. O heyecanı yaşamak için sizlerle buluşmak istedim. Teşekkür. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de emek verip geldiğiniz için teşekkür ederiz Sait Bey. Ne dersiniz bu akşam için? Vallahi rakiplerimiz dişli. Evet, tanıştık yani, kuliste de konuştuk. Bakalım, iyi olan kazansın, şanslı olan da kazansın. Ayrıca az önceki antrenmanda eşit dağıldı sorular. Ben de son ana kadar güzel bir yarış olacağını tahmin ediyorum. Umarım öyle olur. Herkesin keyif aldığı bir yarış olur. Sait Bey başarılar dilerim bu akşam. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Ve iki numarada da Hasan Bey var. Hasan Bey de Kırşehir'den misafirimiz. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. 1982 Kırşehir'de doğumluyum. Fen bilimleri öğretmeniyim. Evliyim. 9 yaşında bir oğlum. 4,5 yaşında da bir kızım var. Allah İnşallah güzel, eğlenceli bir gece olur. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Hasan Bey az önce hep öğrencilerinden duyduğu sözü bana sordu. Hocam zor mu kolay mı diye. Birazdan göreceğiz birlikte. Umarım keyifli geçer sizin için de efendim Hasan Bey. Başarılar. Sağ olun. Ve 3 numaraya Şenur Hanım'a dönüyoruz. Hoş geldiniz Şenur Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şenur Kırca ben. Sağlık personeliyim. Evliyim. Bir kızım var. İstanbul'da yaşıyorum. Bol eğlenceler diliyorum herkese. Ben de başarılar diliyorum teşekkür Şenur Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasıl buldunuz rakipleri? Dişli. Dişli? Evet. Öyle gözüküyor. Evet. Başarılar dilerim Şenur Teşekkür Hanım. Teşekkür ediyorum. Ve 4 numarada da Göksel Hanım var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş Merhaba. Bulduk. Göksel'in Miray Nazlı ben. 25 yaşındayım. Matematik öğretmeniyim. Şu anda özel ders vererek devam ediyorum henüz. Her akşam babamla seyrediyorduk. Önden ben atıldım katılayım diye. Şu an aileyi temsilen buradayım. Ailenin baba ve abla da sizi izleyenler arasında evet, bu akşam. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Özellikle emeklilikten sonra baba Ben Bilirim'i çok takip etmiş. Sağ olsun içeride bahsetti. Tekrar tekrar teşekkür ederim. O yüzden gelmek istedim ben de. Umarım keyifli geçer. Öyle olacağını umuyorum. Herkese başarılar diliyorum. Süper. Ben de size başarılar dilerim efendim. Bu akşam başka yakını olan kimler vardı? Sait Bey. Benim eşim burada. Eşiyle birlikte geldi. Tekrar teşekkür ederim. Hasan Bey. Arkadaşımla geldi. Arkadaşıyla birlikte geldi. Öğretmen arkadaşıyla. Teşekkür ederiz. Şenur Hanım da. Ben tek geldim. Ben tek geldim. Bir bakayım duruma göre diyor. Şenur Hanım başarılar. Dört misafirimize teşekkür de ederiz. Yakınlarına da iyi seyirler. Ve efendim Ben Bilirim'e başlayacağız. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan yayın öncesi, yayın sırasında, yayın kamera arkasında neler olduğunu merak ediyorsanız Ben Bilirim TV 360 Instagram'dan takip edebilirsiniz efendim. Ben Bilirim TV 360. O zaman ilk soruyu alarak yeni bölümümüze başlayalım. Sait Bey'e dönüyoruz. Buyursunlar harf tablosu. Bu akşamın ilk harf tablosu Adana'dan misafirimiz Sait Bey için ekranda.
Paris'in P'si. Paris'in P'si 50 puan kazandırabilir. Açılış sorumuzun kategorisi psikoloji, sorusu şöyle. Psikolojide duygudaşlık olarak tanımlanan kendini başkasının yerine koyabilmektir. Süremiz başladı. Empati. Empati. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Adana'dan misafirimiz Sait Bey ile açılışı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür. Darısı Kırşehir'den misafirimiz Hasan Bey'in başına. Kızım Alya'nın ağası. Allah bağışlasın. Alya'nın ağası coğrafyadan gelecek 60 puanlık sorumuz. Para birimi dong, başkenti Hanoi olan yaklaşık 97 milyon nüfuslu ülkedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim o ülkeyi diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Para birimi dong, başkenti Hanoi olan yaklaşık 97 milyon nüfuslu ülke. Bir kutu daha. Buyurun Hasan Bey. Vietnam. Vietnam. Hasan Bey'e açılış yaptıracak mı görelim. Tebrikler. Güzel. Az önceki antrenman da böyle olmuştu. Sırayla puan alıyoruz. Hasan Bey'e de hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Darısı Şenur Hanım'ın başına harf tablosundayız. Volkan'ın V'si. Volkan'ın V'si 40 puan. Kategorisi anlam bilgisi. Sorumuz geliyor. Yardımcı veya emir subayı anlamlarındaki Farsça kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Yaver. Yaver. İstanbul'dan misafirimiz Şenur Hanım da 40 puanlı açılış yapar mı? Kutlarız. Ve Göksel Hanım seçecek ilk harfini. Evet, ablam Esra'nın E'si ile başlıyor. Esra Hanım'ın E'si 30 puan değerinde, kategorisi renkler sorusu geliyor. Açık saman ve soluk sarı tonlarına verilen addır. Nokta nokta rengi. Süremiz başladı. Krem rengi. Krem rengi. Üç soruda da soruyu seçen puanı aldı. Bu kez de Göksel Hanım alır mı? Tebrikler. Evet, dört sorunun ardından dört misafirimizin de tabloda puanı var. Beşincisi için Sait Bey'deyiz. Hakkari'nin H'si. Hakkari'de de 40 puanımız varmış. Oyunlarla devam ediyoruz. Pulların zar atıldıkça yerleştirildiği kapatma ve salıverme esaslı bir tür tavla oyunudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim o oyunu diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Bir kutu daha. Cevap şu an gelirse 20 puan kazanabiliriz. Buyurun Sait Bey. Hakim. Hakim. Doğru mu? Olmadı. Pulların zar atıldıkça yerleştirildiği kapatma ve salıverme esaslı bir tür tavla oyunu için açabileceğimiz son kutumuzu da açıyoruz. 10 puan. Buyurun Sait Bey. Hapis. Hapis. Doğru mu? Tebrikler. Sait Bey ısrar etti. Sorusundan puanını aldı. Ve Hasan Bey'e döndük. Buyursunlar. Eşim Sezen'in sesi. Sezen Hanım'a da saygılar. 40 puanımız var. Müzikten geliyor şu soru. Türk halk müziği eserlerini uzun yıllardır başarıyla yorumlamış sanatçıdır. Nokta nokta Ezgü. Süremiz başladı. Sümer Ezgü. Sümer Ezgü.
Kırşehir'den misafirimiz Hasan Bey 40 puan daha kazanır mı? Kutlarız. Evet, ekranımıza da geldi efendim usta sanatçı Sümer Ezgün'ün fotoğrafı. Şimdi Şenur Hanım için dönüyor harfler. Ordu'nun oğusu. Ordu 30 puan kazandırabilir. Sorumuzun kategorisi coğrafya ve ekranda. Genellikle sağanak yağış getiren sert bir rüzgar türüdür. Süremiz başladı. Bora. Bora. Görelim. Tebrikler. Şenur Hanım da bu kez memleketinin harfiyle gittiği sorudan puanı aldı. Ve biz de döndük Göksel'in Hanım'a. Fatsa'nın F'si. Fatsa. 40 puanda Fatsa da var. Kişi isimleri ve anlamlarından geliyor. Bazı deniz canlılarının kabuğundaki pırıltılı, beyaz, gökkuşağı rengindeki madde anlamındaki isimdir. Süremiz başladı. Sedef. Sedef. Kırk puan daha kazandıracak mı Sedef cevabı? Görelim. Tebrikler. Efendim ilk 8 sorumuzun ardından puanlarımıza dönecek olursak liderlik koltuğunda Hasan Bey var 80 puan. Şenur Hanım ve Göksel Hanım 70'er puanla yarışı sürdürüyor. Sait Bey de 60 puanda. Şimdi Sait Bey'deyiz. Nide'nin N'si. Nide 70 puanımız var. Kategorisi tiyatro ve sinema. Soru şöyle. Tiyatro, sinema gibi sanat noktalarındaki uygun fiyatlı matinelere verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Şenur Hanım. Halk günü. Halk günü. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Hasan Bey için dönüyor harfler. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'tan 80 puan kazanabiliriz. Bu kez oyunculardan gelecek şu soru. Yeşilçam'da Tatlı Dillim, Soyguncular, İşportacı Kız adlı filmlerde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Filiz Akın. Filiz Akın. Görelim. Tebrikler. Evet, dört yapraklı yoncadan Filiz Akın ekranımıza geldi. İzliyorsa saygılar efendim. Yola devam ediyoruz. Şimdi de Şenur Hanım için gelecek harfler. Denizli'nin D'si. Denizli 80 puan değerinde. Bir anlam bilgisi sorusu varmış. Şöyle sorulmuş. Birinin aracılığıyla, desteğiyle manasındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen Sait Bey buyurun. Sayesinde. Sayesinde. Sait Bey, Şenur Hanım'la puanları eşitleyecek mi görelim. Kutlarız. 140 oldu puan tablosu ve Göksel Hanım seçiyor sorusunu. Şansın şeysi. Şansın şeysi 80 puan. Sorumuz argo kategorisinden sorulmuş geliyor. Argo'da eksik parayı tamamlamak borç veya harçlık vermektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? O argo ifadeyi. Bir. Buyurun Hasan Bey. Ateşlemek. Ateşlemek. Tam kutu açıyorduk ki Hasan Bey doğru cevaba ulaşır mı? Tebrikler. Ve Hasan Bey liderlik koltuğuna geçti. Tablo şöyle. 240, 140, 140, 70. Sait Bey'deyiz. Yumuşak G. Yumuşak G. 60 puanı var. Kategorisi insan vücudu. Sorumuz geliyor.
Göğüs kafesinde bulunan sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organıdır. Süremiz başladı. Akciğer. Akciğer. Görelim. Tebrikler. Tam stüdyoya girdiğimizde sohbet etmiştik. Sait Bey veteriner hekimimiz, aynı zamanda evet, yüksek lisans teziniz de patoloji üstüne. Patoloji üstüne. Hatta akciğer, solunum yolları üstüne bir tezim var. Atlarda. Atlarda, evet. Evet, tam onu konuştuk. Arkasından evet, akciğer geldi. Güzel tebrikler oldu Sait Bey. Efendim, yola devam ediyoruz. Hasan Bey'e döndük. Yozgat'ın Y'si. Yozgat 80 puan, kategorisi coğrafya, ekranda. Türkülere konu olan Vardar Ovası'nın da içinde bulunduğu yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Göksel Hanım. Makedonya. Makedonya. Göksel Hanım da 100 puanı aşar mı? Tebrikler. Evet, ilk sorudan itibaren misafirlerimiz birbirine yakın performansla yol almaya devam ediyor. Şenur Hanım'dayız. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'muzda da 60 puanımız varmış. Bu kez sinemadan geliyor. Şerif Gören'in yönettiği, Türkan Şoray'ın 9 ayrı karakteri canlandırdığı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı o filmi? Kutularımızdan biri açılıyor. Şerif Gören'in yönettiği, Türkan Şoray'ın 9 ayrı karakteri canlandırdığı film. Bir kutu daha. Buyurun Sait Bey. 10 kadın. 10 kadın. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Sait Bey puanları yine eşitledi. Tabloya döneceğiz. Aradığımız filmimizin afişi geldi. 9 kadının öyküsü, 10. kadında izleyen öyküsü olarak düşünülmüş efendim. Tebrik ederiz Sait Bey'i. 240-240 liderlik yarışında eşitlik var. Yeniden döndük. Sıradaki sorumuz için Göksel'in Hanım'a. İzmir'in iyisi. İzmir 50 puan. Kategorimiz çizgi filmler. Sorusu geliyor. Gölgesinden hızlı silah çeken ünlü çizgi karakterdir. Süremiz başladı. Red Kit. Red Kit. Görelim. Kutlarız. İlk turumuzda kaldı son 8 soru. Sıralama şöyle. Sait Bey 240, Hasan Bey 240, Göksel Hanım 200, Şenur Hanım 140. Başladık son 8'e Sait Bey'le. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'mizden de 40 puan alabiliriz. Bu kez kimyadan geliyor şu soru. İnşaat, gıda gibi birçok alanda kullanılan genellikle beyaz renkli kalsiyum oksittir. Süremiz başladı. Kireç. Kireç. Görelim. Tebrikler. Hasan Bey seçiyor harfini. Manisa'nın M'si. Manisa'mızdan da 80 puan alabiliriz. Bir anlam bilgi sorusu daha varmış. Geliyor efendim. Geçmişi uzun yıllara dayanan çok yakın arkadaş anlamındaki ifadedir. Süremiz başladı. Kadim dost. Kadim dost. Bu cevap Kırşehir'den misafirimiz Hasan Bey'i bir kez daha lider yapar mı? Tebrikler. İlk turda son 6 harf Şenur Hanım seçiyor. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'da da 80 puanımız varmış. Bu kez de yiyeceklerden gelecek Şenur Hanım için. Genellikle içinde meyve özleri bulunan tatlı yiyecektir. Süremiz başladı.
gelmedi. Ben bilirim diyen Göksel Hanım. Muhallebi. Muhallebi oldu mu? Hayır dediler. Genellikle içinde meyve özleri bulunan. Buyurun Şenur Hanım. Şekerleme. Şekerleme. İlkinde alamadık. İkincisinde alır mıyız? Tebrikler. Evet, artık tabloda 200'ün altında kimse yok. Şenur Hanım da 220'yi gördü. Tebrik ederim. Kaldı ilk turda 5 harf. Göksel'in Hanım'dayız. Trabzon'un T'si. Trabzon 70 puanı var. Bir anlam bilgisi daha geliyor. Kişiler arasında fikir, söz veya davranışların birbirini tutmaması, çekişmek ya da kavga etmektir. Süremiz başladı. Zıtlaşma. Zıtlaşma. Görelim. Aradığımız cevap zıtlaşma değilmiş Hasan Bey. Çatışmak. Çatışmak. Bir kez daha görelim. Kutlarız. Kaldı 4 harf ilk turda. Sait Bey'deyiz. Rize'nin R'si. Rize 40 puan değerinde anlam bilgisi bir kez daha karşımıza çıkar. Teklifsiz konuşmada şımarık, hareketlerinde ölçüsüz manasındaki sıfattır. Süremiz başladı. Haşır. Haşır. Oldu mu? Haşır olmadı. Teklifsiz konuşmada şımarık, hareketlerinde ölçüsüz manasındaki sıfat. Bir kutu açalım. Buyurun Hasan Bey. Zıpır. Zıpır. Görelim. Tebrikler. Orada galiba haşarıdan yürüyerek bir şey çıkar mı diye mi denediniz? Tahmin ettim, evet. Bey, yormaya çalıştım, evet. Da. Sağlık olsun diyelim. Hasan Bey tamamladı, zıpırla aldı puanı. Son 3 harfe kadar geldik. Hasan Bey seçiyor. Bursa'nın B'si. Bursa 40 puan değerinde bu kez tescilli lezzetlerden alıyoruz. Fırında pişirilerek veya yağda kızartılarak hazırlanan Konya'nın coğrafi işaret tescilli hamur işidir. Süremiz başladı. Tamamen atacağım. Kömbe. Kömbe. Tamamen atanlara puan vermiyoruz. Kömbe 40 puan değerinde. Görelim. Tebrikler. Hasan Bey maşallah işler yolunda gidiyor. 460 oldu. Şu ana kadar güzel ilerlediniz. Bu arada görsel de geldi ekrana. Hatta Türk Patent ve Marka Kurumu'nda yer alan bilgi şöyleydi. 2020 tarihinden korunmak üzere 2020'de tescil edilmiş Konya kömbesi fırında pişirilerek veya yağda kızartılarak iki farklı şekilde üretilir der. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan kömbe adıyla Malatya'nın Akçadağ ilçesi ve Hatay'da farklı yiyeceklerle coğrafi işaret tescili almıştı. Tebrik ederiz Hasan Bey. Teşekkürler. Umduğunuz gibi ilerliyoruz herhalde Hasan Bey. Bilmiyorum, ikinci tura bakacağız. Bakalım ikinci tura geçmeden önce son iki sorunun puanları kimlere gidecek? Şenur Hanım'dayız. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'da da 40 puan var. Kategorisi araç gereçler. Soru şöyle. Elle sürülen hafif küçük çocuk arabasıdır. Süremiz başladı. Puset. Puset. Görelim. Tebrikler. Ve ilk turumuzu Göksel'in Hanım'a kalan harfimizle tamamlıyoruz. Evet. Göksel'in G'si diyor. Göksel'in G'si, kendi ismim kalmış dedi Göksel'in Hanım. Kategorisi boks olacak. Soru şöyle. Üzerinde boks müsabakası yapılan, etrafı kordonla çevrilmiş alandır. Süremiz başladı. Ring. Ring. Görelim. Tebrikler.
Efendim böylece 4 farklı şehirden ağırladığımız 4 değerli misafirimizle ilk turumuzu geride bıraktık. Puan tablosu şöyle. Hasan Bey 460'la lider tamamladı. İkincilik koltuğunda Sait Bey var 280. Şenur Hanım 260. Göksel Hanım 230. Tablo birbirine çok yakın. Hadi birlikte finalistleri görmek için ikinci tura geçelim efendim. Tekrar çok teşekkür ederim. İkinci turumuza başlıyoruz efendim. Sait Bey için gelecek yepyeni bir harf tablosu. Eşim Ayşegül'ün A'sı. Ayşegül Hanım'ın A'sı 100 puan değerinde. Bu kez de açılış sorumuzu tescilli ürünlerle yapacağız. Buyursunlar. Elle işlenerek hazırlanan, Kastamonu'nun bir ilçesine tescilli, altından gerdanlık şeklindeki geleneksel takıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Kastamonu'nun bir ilçesine coğrafi işaret tescilli o takı şu an cevap gelirse 80 puan kazandırabilir. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Göksel Hanım. Tosya kıstası. Tosya kıstası. Oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Az önce buyurun Sait Bey. Tosya kıstısı. Tosya kıstısı. Az önce Göksel Hanım'la çok yaklaştık diyecektim ki Sait Bey butona gitti. 50 puan kazanır mı? Tebrikler. 300 puanı aştı. 330'u gördü Sait Bey. Ekranımıza da görseli geldi efendim. Tosya kıstısının. Hatta der ki 2019'dan itibaren korunmak üzere 2020'de tescil edilmiş. Konya Tosya ilçesinde uzun yıllardır altının tamamen elle işlenmesi sonucu elde edilen gerdanlık şeklindeki takıdır. Her gelinin çeyizinde bulunur ve anneden kızına miras olarak bırakılır der. Türk Patent ve Marka Kurumu'nda yer alan bilgi Tosya kıstısına dair. Efendim ikinci harfimiz için Hasan Bey'deyiz. Oğlum Ege Tuna'nın E'si. Ege Tuna'nın E'si 150 puan kazandırabilir. Kategorisi atasözleri, soru şöyle. Kişi geçmişte yaptıklarının verimini ileride alır. Anlamındaki atasözümüzdür. Nokta 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 nokta. Kaşığında o çıkar. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Kişi geçmişte yaptıklarının verimini ileride alır. Anlamındaki atasözümüz. Sonu kaşığında o çıkar. Başı ne olabilir Sait Bey? Sığmadı. Çanağa ne koyarsan. Çanağa ne koyarsan kaşığında o çıkar. Oldu mu? Hayır dediler. Aradığımız cevap o değilmiş. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Sait Bey. Çanağa ne toplarsan. Çanağa ne toplarsan kaşığında o çıkar. Bu kez oldu mu? Yine hayır dediler. Bir kutu daha. Buyurun Şenur Hanım. Çanağa ne toplarsan. Aynı oldu sanki aynı ama oldu. Görelim. Yine olmadı. Bir kutu daha açılıyor ve puanı 90'a düştü. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Buyurun Göksel Hanım. Söylendi galiba. Çanağa ne toplarsan. Söyledik değil mi? Söylenmişti ama görelim.
Hayır dediler. Bir kutu daha, son 25 saniye. Buyurun Hasan Bey. Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar. Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar. Oldu mu? Kutlarız. Sorunun puanı yine sorunun sahibine yazıldı. Toplarsanız sanki 3 defa söyledik gibi geldi bana ama. Çünkü Sait Bey bir söyledi. Sonra Şenur Hanım hiç söylenmemiştesine bir daha söyledi. Göksel'in Hanım hiç şu ana kadar o an yaşanmamıştesine tekrar söyledi. Ve çanağı doğrayan Hasan Bey puanı aldı. Hatta aynı atasözünün yakın bir atasözü de vardı. Türk Dil Kurumu'nda yer alan. Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar şeklinde de yaygın kullanılan bir atasözümüz vardı. Tebrik ederiz Hasan Bey. Ve 3. harfimiz için Şenur Hanım'dayız. Kastamonu'nun kas. Kastamonu'da 120 puan var. Kategorisi tabirler sorusu geliyor. Bir durumun başlangıcından beri çok az zaman geçtiğini vurgulamak amacıyla kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sait Bey. Dün bir, bugün iki. Dün bir, bugün iki. 120 puan kazandırır mı? Kutlarım. Evet, Adana'dan veteriner hekimimiz Sait Bey tablosunu 450 yaptı. Tebrik ederiz bir kez daha. Ve Göksel'in Hanım'a dönüyoruz. Buyursunlar. Nazlı'nın N'si. Nazlı'nın N'sinde de 100 puanımız var. Gök biliminden gelecek şu soru. Mars'ın yüzeyinde bulunan bileşiklerin oluşturduğu renkten ötürü aldığı isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Şenur Hanım. Kızıl gezegen. Kızıl gezegen. Az önce dün bir bugün ikiyi kaçırmıştık. Bu kez puan kazanır mıyız Şenur Hanım'la? Tebrikler. İkinci turumuzun ilk 4 sorusunun ardından sıralamamız şöyle efendim. Liderimiz Hasan Bey 530, Sait Bey 450, Şenur Hanım 360 ve Göksel'in Hanım 230'la yarışı sürdürüyor. Sait Bey seçecek. Denizli'nin D'si. Denizli'mizde de 100 puan var. Bu kez de deyimlerden alıyoruz şu soruyu. Para kazanmadan cepte olanı harcamak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Keseden yemek. Keseden yemek. Cevap doğruysa bu kez lider değişir. Görelim. Tebrikler. Liderlik yarışında avantaj Sait Bey'e geçti. 550-530 oldu tablo. Hasan Bey'deyiz. Pırasa'nın P'si. Pırasa 100 puanı var ve yemeklerden geliyor efendim. Soru şöyle. Karadeniz bölgesinin sevilen lezzetlerinden olan balıkla yapılan yöresel bir yemektir. Süremiz başladı. Hamsili pilav. Hamsili pilav. Hasan Bey bir soru önce liderlik koltuğunu kaybetmişti. Yeniden geçer mi? Tebrikler. Şenur Hanım seçiyor yeni harfimizi. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'mizden 120 puan kazanabiliriz. Bu kez ulaşımdan gelecekmiş şu soru. Şırnak'ta 2013'te hizmete açılan uçuş noktasıdır. Nokta 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 havalimanı. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Şırnak'taki havalimanı. Bir kutu açılıyor. Bir kutu daha. Geçmişte bakanlık da yapmış birinin ismi verilmiş. Ne olabilir? Aradığımız cevap Şenur Hanım. Atıyorum Şerafettin Foça. Oldu mu?
Hayır dediler. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Bir kutu daha. 80'e düştük Sait Bey. Şerafettin Elçi. Şerafettin Elçi Havalimanı. Görelim. Tebrikler. Ve liderlik yarışında puanlar eşitlendi. Sait Bey 630, Hasan Bey 630. Sorunun sahibi Göksel Hanım. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ımızda da 130 puan var. Kategorisi tarihi alanlar. Sorumuz geliyor. Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan, geçmişi asırlar öncesine uzanan tarihi alandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Göksel Hanım'ın butonu şu an aktif. Buyurun Göksel Hanım. Milas Antik Kenti. Milas Antik Kenti ile 130 puan kazanır mıyız? Hayır dediler. Milas Antik Kenti olmadı. Bir kutu açıyoruz. Buyurun Hasan Bey. Milet Antik Kenti. Milet Antik Kenti ile 120 puan kazanır mıyız? Tebrikler. Evet, 700'ü aştı, 750'yi gördü Hasan Bey. Bu arada Millet Antik Kenti'ne ilişkin görsel de ekranımıza geldi efendim. Final turumuza doğru ilerlerken, 4 misafirimiz de final şansını korurken Sait Bey seçecek. Yozgat'ın Y'si. Yozgat, 90 puanı var. Araç gereçlerden alıyoruz sorumuzu. Bir ölçüm aletinin gösterdiği değerin farklı şartlara göre karşılaştırılması ve incelenmesi işlemidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? 90 puanlık sorumuzun cevabı. Bir kutu açılıyor. Buyurun Hasan Bey. Kalibrasyon. Kalibrasyon. Kırşehir'den öğretmenimiz Hasan Bey'e 80 puan kazandırır mı? Tebrikler. İlk turda güzel puanlar gelirken Hasan Bey'e döndüğümde ikinci turda da bakacağız demişti. Bakmaya devam ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Tebrikler Hasan Bey. Teşekkür ederim. 830. Bu arada 4 misafirimizin de final şansı devam ediyor. Vurgulamış olalım. Buyursunlar. Sorunun sahibi Hasan Bey. Manisa'nın M'si. Manisa'mızdan da 90 puan alabiliriz. Bu kez ticaretten geliyor şu sorumuz. Bir malın alıcılar arasında fiyat yarışı şeklinde gerçekleştirilen satışıdır. Süremiz başladı. Açık artırma. Açık artırma. Oldu mu? Kutlarız. İstanbul'dan misafirimiz Şenur Hanım'a dönüyoruz. Ördeğin Ö'sü. Ördeğin Ö'sü 90 puan kazandırabilir. Deyimlerden gelecekmiş Şenur Hanım. Sizin için efendim. Mimiklerle ve işaretlerle bir şey anlatmaya çalışmak manasındaki deyimdir. Süremiz başladı. Kel kör el ele. Efendim? Kel kör el ele. Kel kör el ele oldu mu? Hayır dediler Göksel Hanım. Kaş göz etmek. Kaş göz etmek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, bu kez de Tekirdağ'dan matematik öğretmenimiz Göksel Hanım güzel gördü. Şenur Hanım'dan seken cevabı 320 yaptı tablosunu. Şimdi kendi harfini seçecek. Şansın şeysi diyeyim. Şansın şeysi 90 puan. Edebiyattan geliyor şu soru. Tek bacaklı bir oyuncağın yer aldığı masaldır. Süremiz başladı.
gelmedim. Buyurun Hasan Bey. Kurşun asker. Kurşun asker. Sait Bey'le buton yarışına girdiler. Hatta minik bir isyan da oldu Sait Bey'den. Yetişemedi. Yetişemeyince Hasan Bey 90 puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, bu cevabın ardından bu akşam 1000'i aşan ilk misafirimiz Hasan Bey oldu. 1010 puanla bir kez daha kutluyoruz. Ve yeni soru vakti Sait Bey için. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Final turumuz öncesi son 8 harften biri ekonomiden geliyor sorusu. Bir ürünün ederini belirlemektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Hasan Bey. Fiyatlandırma. Fiyatlandırma. Bu akşam sekenleri güzel değerlendiren Hasan Bey buradan da 110 puan alır mı? Tebrikler. Finale son 7 harf şanslar devam ediyor. Hasan Bey'deyiz. Samsun'un S'si. Samsun'umuzda da 160 puanımız varmış. Bir deyim sorusu daha var, geliyor. Bir kimseyi uzun süredir görmemek, özlem duymaktır. Süremiz başladı. Kokuna hasret kalmak. Efendim? Kokuna hasret kalmak. Kokuna hasret kalmak oldu mu? Hayır dediler Gökselin Hanım. Yüzüne hasret kalmak. Yüzüne hasret kalmak. Daha koklamadan biraz daha mesafeli. Yüzüne hasret kalmak oldu mu? Tebrikler. Ve Gökselin Hanım yarışı bırakmıyor. 480'i görüyor. Tebrik ederim Gökselin Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Sağlık olsun diyelim Hasan Bey'e de. Şimdi Şenur Hanım'dayız. Buyursunlar. Bursa'nın B'si. Bursa 140 puan kazandırabilir. Tarihten gelecek Şenur Hanım için. Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılış tarihidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Gökselin Hanım. 1643. 1643. 140 puan kazandırır mı? Hayır dediler Hasan Bey. 1453. 1453. Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılış tarihi. Oldu mu? Tebrikler. Evet, aynı zamanda İstanbul'un Fethi Hasan Bey'e 1260 puana taşıdı. Finale kaldı artık elimizde son 5 harf. Gökselin Hanım sizdeyiz. Rize'nin R'si. Rize 150 puan. Birlikte bir söz arayacağız efendim. Geliyor. Yapılan bir iyilik çok söylendiğinde o iyiliğin artık istenmediğini belirten sitem sözüdür. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı? Final turumuz öncesi son 5 harften biri ekranda. 4 yarışmacımız da birazdan final turunda yarışabilir. Şanslar devam ediyor. Bir kutu açalım. Genellikle kızdığımızda söylediğimiz bir sitem sözüymüş. Ne olabilir aradığımız cevap? Bir kutu daha. Cevap şu an gelirse 130 puan kazanabiliriz. Buyurun Sait Bey. Başında paralansın. Başında paralansın. Doğru mu? Tebrikler. Final turuna kaldı 4 harfimiz. Tabloya yeniden bakacak olursak 1260 puanlı Hasan Bey finalde. Rakibini arıyoruz son 4 soruda. 760 puanlı Sait Bey mi olacak? 480 puanlı Gökselin Hanım mı? Yoksa 360 puanlı Şenur Hanım mı? Buyursunlar, yola devam Sait Bey'le. Fatsa'nın F'si. Fatsa 100 puan değerinde. Sorumuz müzikten geliyor efendim. Soru şöyle. Aç bak ne çok özlemişim seni.
Aç bak nasıl saklamışım seni sözlerinin geçtiği Nükhet Duru şarkısıdır. Süremiz başladı. Aşk sefil gibi. Aşk sefil gibi oldu mu? Hayır dediler. 100 puanımız var. Bir kutu açıyoruz. Buyurun Hasan Bey. Bir sefil gibi. Bir sefil gibi oldu mu? Yine olmadı. Nükhet Duru'dan dinlediğimiz, hatta son dönemde düetlerde yapılan o şarkı hangisi olabilir? Bir kutu daha. 80 puanımız var. An itibariyle 4 yarışmacımız da final şansını koruyor ve Şenur Hanım buyurun. Bir nefes gibi. Bir nefes gibi. Bir nefes gibi. Bu kez oldu mu? Tebrikler. Beyler sefile gitti. Nefese giden Şenur Hanım puanı aldı. 440 oldu. Şansını koruyor final için. Şimdi Hasan Bey seçecek harfimizi. Son 3. Giresun'un G'si. Giresun 100 puan değerinde. Kısaltmalardan alıyoruz. Soru şöyle efendim. Kısaltması GİB olan kurumun açılımıdır. Nokta 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 başkanlığı. Süremiz başladı. Gelir İdaresi. Gelir İdaresi Başkanlığı. Yüz puan kazandırır mı? Tebrikler. Finale kaldı. İki harf Şenur Hanım'a döndük. Üzümün üsü. Üzümün üsü 160 puan kazandırabilir. Genel kültürden geliyor. Okumaya teşvik amacıyla UNESCO tarafından 2018'de Atina'ya, 2021'de Tiflis'e verilen unvandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? 160 puan kazanabiliriz şu an. 2018'de Atina'ya, 2021'de Tiflis'e Şenur Hanım. Güzel okuma elçiliği. Güzel okuma elçiliği oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 140 puan kazanabiliriz şu an. Buyurun Sait Bey. Güzel kitap başkenti. Güzel kitap başkenti oldu mu? Yine hayır dediler Hasan Bey. Dünya kitap başkenti. Dünya kitap başkenti ile kalan 120 puanı Hasan Bey toplar mı görelim? Tebrikler. Ne eksik ne fazla tablosunu tam 1500 yaptı Hasan Bey bu cevabın ardından. Hatta UNESCO'da yer alan bilgiye göre 2020 Kuala Lumpur, Malezya, 2021 Tiflis, 2022 Guadalajara, Meksika şeklindeydi efendim. Hasan Bey tebrik ederiz bir kez daha. Artık finalistlerimiz belli. Birazdan final turunda Hasan Bey ve Sait Bey ile yarışacağız. Oraya geçmeden önceki son harfimiz Göksel Hanım'ın harfi. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ımızda da genel kültür kategorisinden bir soru varmış, alırız. Kişinin davranışının takdir edildiğini vücut diliyle gösteren bir eylemdir. Süremiz başladı. Alkışlanmak. Alkışlanmak. Son soruda Göksel Hanım'ı alkışlatır mı görelim. Tebrikler. Böylece 44 soru, 44 harf geride kaldı. Finalistlerimiz 1500 puanla Hasan Bey ve 760 puanla Sait Bey. Kutlarız. Evet, birazdan heyecanlı bir final turu bizi bekliyor ve bu akşamın üçüncüsü. Zaten üçüncülük yarışında fark çok azdı. Göksel Hanım son ataklarıyla 570 puana ulaştı. Şenur Hanım da 440 puan topladı. Tebrik ederiz. Evet, birazdan beylerle finale geçeceğiz. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Göksel Hanım, nasıldı sizin adınıza yarış? Yani evdekinden çok farklı. Evde çatır çatır biliyordum.
Burada biraz daha böyle hiç aklıma gelmedi. Dünya kitap başkentini mesela biliyordum. Şimdi sınava çalışırken de görüyordum aslında. Roma'nın yıkılışına hiç, yani sadece harflere odaklanarak biraz cevap verdim açıkçası. O yüzden tabii ki evdekinden kötü ama yine de bu heyecanı yaşadığım için çok mutluyum. Evdeki canlı şahidiniz, babanıza sorayım. Nasıldı evdekine göre? Onaylıyorsun. Teşekkür ederim. Evde biraz daha çabuk geliyor cevaplar, hem de daha iyi gibiydi. Yani tutuyordu. Burada pek olmadı. Birçok faktör etkili diyorum. Oluyor Göksel'in Hanım. İşte stüdyodaki heyecan, ilk defa kamera karşısında çıkıyorsunuz, ışıklar falan derken rakiplerin hızı çok az sektirdi rakipler. Evet. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Ben teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekirdağ'dan emek verip geldiğiniz için teşekkürler, efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Ve Şenur Hanım, siz ne dersiniz bu akşam? Çok eğlendim ama ben de ikinci turda kesinlikle kaldım yani, böyle soru bile cevaplayamadım. Heyecandan oldu herhalde diyorum. Rakiplerimiz çok iyiydi gerçekten. Başarılar diliyorum. Bundan özellikle yan masa Hasan evet, Bey. Hasan Bey yarışmadan önce çok heyecanlı olduğunu söylüyordu ama öyle değilmiş. Zaten birinci turdan ikinci tura geçerken Sait Bey mırıldanıyordu. Çok heyecanlıyım dedi ama bir an diye böyle evet, iyi başladı diyerek. Yok iyiydik. Genel evet. olarak iyiydik. Çok az özellikle ilk turda çok az kutu açarak ilerledik. Yarışın genelinde de performansımız iyiydi. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Çok eğlendim. Ben sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve artık o zaman final zamanı. Bu akşamın birincisi kim olacak? Şu an 4 soru öndeki Kırşehir'den misafirimiz Hasan Bey mi, yoksa 4 soru geriden gelip Adana'dan misafirimiz Sait Bey'le mi birinciliği göreceğiz. Hadi o zaman birlikte final turumuza geçelim. Günün birincisi belli olsun efendim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim geldik artık son sorularımıza, final turumuza. Şu an avantaj 4 soruyla Hasan Bey de, ilk kategorimizde Sait Bey'le seçeceğiz. Hazır mısınız Sait Bey? Hazırım. O zaman buyursunlar, final kategorilerimiz geliyor. Bu akşam tarih, hukuk, genel kültür, yabancı filmler ve doğru yazım kategorilerimiz var. Hangisiyle başlayalım Sait Bey? Yabancı filmler S. Yabancı filmler, cevapta göreceğimiz harf S harfi, sorumuz ekranda. Django karakterinin yer aldığı, Jamie Foxx ve Leonardo DiCaprio'nun oynadığı 2012 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Zincirsiz. Zincirsiz. Cevap doğruysa fark 3 soruya düşecek. Doğru mu görelim. Kutlarız. Hasan Bey seçiyor finaldeki ikinci sorumuzu. Doğru yazım K. Doğru yazım. Cevapta Kütahya'nın K'sini göreceğimiz soruysa ekranda. Tertemiz anlamındaki kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre doğru yazımıdır. Piripak, püripak, püripak, piripak. Süremiz başladı. Püripak, ikinci olan. Püripak, ikinci sıradaki dedi Hasan Bey. Cevap doğruysa fark bir kez daha 4 soruya yükselir. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Sait Bey. Piripak. Piripak. Bu kez cevap doğruysa fark 2 soruya düşer. Oldu mu? Kutlarız. Kaldı 8 soru. Fark 2 soru. Bir kez daha Sait Bey seçiyor. Hukuk Z. Hukuk Z harfi, sorumuz geliyor. Hukukta ev, tarla gibi mülkler için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı. Taşınmaz. Taşınmaz. Cevap doğruysa Sait Bey 4 soru geride başladığı yarışta farkı 1 soruya düşürür. Görelim. Tebrikler. Kaldı 7 soru. Fark sadece 1 soru. Yeni sorumuzun sahibi Hasan Bey olacak. Genel kültür C. Genel kültürün de ilk sorusu C harfinden alıyoruz efendim. Aygır Gölü ve Mucizeler Manastırı'nın bulunduğu Bitlis'e bağlı ilçedir. Süremiz başladı. Adil Cevaz. Adil Cevaz. Hasan Bey farkı 2 soruya yükseltir mi? Görelim. Tebrikler.
Efendim iki başarılı misafirimizle yol almaya devam ediyoruz. Kalan soru sayısı 6. Farkımız 2 soru. Sait Bey'deyiz. Doğru yazım O. Doğru yazım O harfi ekranda. Fransızca kökenli kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre doğru yazımıdır. Ultimatom, iltimatom, ultimatom, iltimatom. Süremiz başladı. Ultimatom. Ultimatom yani... Üçüncü. Üçüncü sıradaki diyor Sait Bey. Fark yeniden bir soruya düşer mi? Görelim. Tebrikler. Galiba son soruya kadar gideceğiz böyle. Kaldı elimizde 5 soru fark, 1 soru yeniden Hasan Bey'deyiz. Genel kültür Fransa. Genel kültür F harfi geliyor. Geveze anlamında kullanılan Farsça kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Lafazan. Lafazan. Kırşehir'den misafirimiz Hasan Bey yeniden 2 soruluk farkı yakalar mı? Tebrikler. Kaldı 4 soru fark, 2 soru. Adana'dan misafirimiz Sait Bey seçecek. Yabancı filmler Ö. Yabancı filmler Ö harfi. Az önce puan almıştık. Bakalım bu kez ne çıkar? Arnold Schwarzenegger'in Terminator film serisindeki meşhur repliğidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda buyurun Hasan Bey. Geri döneceğim. Geri döneceğim. Fark 3 soruya yükselir mi? Görelim. Tebrikler. Ve ben bilirim de artık kritik eşikteyiz. Kalan soru sayısı 3, farkımız 3, sorunun sahibi Hasan Bey. Tarih Hasan'ın H'si. Tarih Hasan'ın H'si. Cevap 10 saniye içinde gelirse Hasan Bey bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek. Gelmezse Sait Bey'in şansı devam edecek. Soru şöyle. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Rumi takvimde denk geldiği yıl sebebiyle anıldığı isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı? Halk arasında da sıkça bu isimde kullanılırmış. Buyurun Hasan Bey. 93 Harbi. 93 Harbi. Hasan Bey birinciliği garantiler mi? Görelim. Tebrikler. Evet, Rumi takvimde 1293'e denk geldiği için 93 Harbi olarak anılan harp bu akşamın birincisini belirledi. Nihai tabloya bakacak olursak Hasan Bey 2300 ile birincimiz, Sait Bey 1560 ile ikincimiz. Kutlarız. Sait Bey çok direndiniz. Çok da güzel cevaplar geldi o final turunun başlarında. Sonrasında Hasan Bey'in atağı birinciyi belirledi. Sizin adınıza nasıldı yarış bu akşam? Çok güzeldi aslında. Keyifliydi. İkinci turda butonu kaçırdım birkaç kez. Hasan Bey orada biraz puan farkını açtı. Ama güzel yarıştı kendisi de. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Diğer yarışan arkadaşları da tebrik ediyorum. Zevkli bir şeydi. Zevkli bir andı benim için. Ama olmadı. Yapabilecek bir şey yok. Teşekkür ediyorum her şey için. Biz teşekkür ederiz. Sonuna kadar güzel taşıdınız ama. İyi yarıştınız. Tebrik ederim performans için. Ayrıca Adana'dan emek verip geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkürler Sait Bey. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Ve Hasan Bey bu akşamın birincisi. Sizin adınıza nasıl geçti Hasan Bey? Ben çok eğlendim. Gelmeden önce hep bildiğim yerlerden gelsin diye içimden dua ediyordum. Duanız kabul oldu mu? Efendim? Duanız kabul oldu mu? Oldu gibi. Çok mutluyum. Arkadaşları tanıdığım için onlarla yarışmaktan, beraber olmaktan çok keyif aldım. Sizle de öyle. Teşekkürler. Çalıştığınız için çok mutluyum.
Çok sağ olun. Güzel bir gece oldu. Güzeldi. Birçok cevap hızlı geldi. Performans zaten şahaneydi. Hem enerjinizle hem performansınızla ağırlamaktan çok memnun olduk. Tekrar teşekkür ederim efendim. Evet. Artık Hasan Bey'in ödülünü takdim etme zamanı. Bu arada siz de bizim yayın öncesi, yayın sırasında veya kamera arkasında neler yaşandığını merak ediyorsanız sosyal medyadan Ben Bilirim'i takip edebilirsiniz. Ben Bilirim TV 360 Instagram hesabımız. Bekleriz efendim. Ve ödülü takdim etme zamanı. Bu akşam yine 4 değerli misafirimizle çıktığımız yolculuğumuzda hanımefendiler, beyefendiler, çok güzel yarışçılar. Nihai tabloda Hasan Bey 2300'ü gördü. Aynı zamanda birincimiz oldu ve ödülün sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanızı dileyim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bu akşam da sona geldik. Siz de Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Ben Bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Tekrar tebrik ederim.